Herkese günaydın. Bugün sedir çekeceğim. Sedir nasıl koparılır? Sedirdeki hastalıklar nelerdir? Nasıl seçilir? Onları göstereceğim sizlere. Şu tütün sedirimiz. Bir tane koparayım. Şöyle. Bu gayet sağlıklı. Çekmeden önce suluyoruz. Evet, şöyle koparmaya başlıyorum. Şöyle kökünden şöyle gayet iyi bu. Sağlıklı. Şöyle ufak olanlarını atıyorum. Bunlar dikilmez. Dikilse bile ölür yani. Şöyle kökü kalın olanları seçiyorum. Şöyle. Tek tek koparacağım. Mesela şunu atıyorum. Şunu aldım. Köküne yakın bir yerden çekiyorum ki şuradan tuttuğunuzda sedir zarar görür. Şu kısmı zarar görmemesi lazım ki sağlıklı büyüyebilsin. Şuradan tutup çekiyorum. Bakın şöyle elimi alta koyuyorum. Kök kısmına yakın bir yerden çekiyorum. Şöyle sedirin içerisinde şöyle bir ot var. Bunu koparıp atmanız lazım. Bu böyle ufacık bir şey bile kalsa şöyle ufak bir parça bile kalsa daha sonra tekrar çoğalabiliyor. Ve tütünü böyle sararak boğuyor, öldürüyor. O yüzden bunu direkt uzak bir yere atıyoruz. Şöyle bakın burada da var. Şöyle göstereyim. Bunu atıyorum. Bakın bunun burasına çamur gelmiş. Normalde bu hasta. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa çoğu hastalıklı sediri dikebilirsiniz. O yüzden çok tek tek bakmanız gerekiyor. Şöyle uzun kökleri de şöyle hafif bir şekilde koparıyorum ki bu tütünü diktiğinizde dışarıda kalıyor ve tütün kurumasına neden oluyor. Şöyle. Sedirimizi her zaman gölgelik bir yere koyuyoruz. Asla güneşte durmaması lazım. Böyle kökleri birbirine bakacak şekilde kasayı yerleştiriyorum. Beni ziyarete gelmişler. Aras. Hı. Bu Aras, bu Hünkar, bu da Nari. İki küçük kardeşleri de var. O da Deniz değil mi? Deniz ne yapıyor? Deniz uyuyor. Ne yapıyor? Deniz uyuyor. Uyuyor. Hı, sen bize motorunu vereceksin, biz tarlaya gidelim. Yok, ben motoru süreceğim. Süreceğim. Koyu sürüyorum. Bize vermeyeceksin, biz tarlaya gidelim. Ben boy sürüm,
Motor boş yürüyor. Böyle sürüyor. Boş yürüyor, boş yürüyor. O motor kimin? O benim motorum. Senin? O benim motorum. Ama hünkâr diyor benim. Senin mi hünkârın mı? O benim motorum. Senin? O benim motorum. Abden ne yapıyor? Değil. Ne yapıyor? Uyuyor. Uyuyor. Anne ne yapıyor? Anne. Hı? Orada, evde. Evde iş yapıyor. İş yapıyor. Bebiş ne yapıyor? Bebiş iyi. İyi. Sen keçilerin hepsini bana vermedin. Verdim. Hayır, tek bir tane verdin. Hı. Onu da verdim sana. Ama bana hepsini ver. Hepsi sana verin. Oturacaksın. Birkaç tane sedir yap bana. Yardım et bana. Nasıl yapılıyor sen biliyor musun? Ben biliyorum. Sen yap bak. Nasıl koparılır? Hangisi koparılır? En büyükleri. En büyük, en kalın olanlar, değil mi? Buna ben sen de kopar Hünkâr. Sen de kopar. Ara sen de kopar. Şöyle onu. Yedi bu. Hı hı. Bunu kesin o. O ot. Bu. Çektin gelmedi mi? O da ot. Ben bunu toplar. Ama tek toplayacaksın. Tek. Bak Narin'le Hünkâr nasıl güzel yapıyor. Doğru yaptık. Evet, aferin size. Bak, yem bu. O ot. Evet, o ot olmaz. Bu olmaz. O olmaz. Bu olmaz. Evet. Ben bunu toplar. Evet, sen bunları kopar. Tek kopar. Bak bunu. Bak böyle koparacaksın. Bak. Gördün? Bu yok ki. Yok mu? Bitmiş. İşte bu. Ha, aferin. Bak öğrendin. Bu ne? Aynı bu değil. Aferin. Zengi bu mu? Evet, o. Yani bunlar olsun. Olsun. İlgilenir öyle söyleyeyim. Aras çok akıllı değil mi Aras? Değil mi? Değil mi? Onu koyacağım. Eline sağlık, teşekkür ederim. Bunu kasaya koyayım. Ha, götür kasaya koy. Hı, gel. Onu çekti. Tamam, çekeyim. Buyurun. Gel. Bence Aras kameradan çok iyi gözüküyor. Gel. Sen ne yaptın? Ben suyu attım. Suyu açtın. Suyu attım. Aferin sana ya. Oyuncu boğdu kara. Hazır kahve kaldı. Hadi bir kere el sallayın. Deyin ki bay bay. Kendinize iyi bakın. Aras da kendinize iyi bakın.